Ben canımla uğraşırken o gönül eğlendiriyormuş. Ne kadar aptalım ya. Ne kadar aptalım. Füsun yapma böyle. Anne. Bir daha babam gelmeyecek mi? Gelmesin kızım. Gelmesin. İstemiyorum. O nasıl söz Füsun? Gelecek tabii kızım. Biraz atışmışlar annenizle. Ondan gitti ama gelecek tabii. Babanız siz olmadan yapabilir mi hiç? Çok özler sizi. Kızlarını özleyecek adam karısına bunu yapmaz anne. Bak, her anne baba bazen kavga eder kuzucuğum. Hadi kızım odanıza. Anneniz biraz uyusun ha. Ben de geliyorum şimdi. Füsun, kızların yanında babaları hakkında böyle konuşman doğru mu? Kızlara yalan mı söyleyeyim anne? Adi bir şırfıntıya gitmedi mi babaları? Ne yere bakan yürek yakanmış meğer. Resmi gördün değil mi? Gördüm. Gani'nin bilgisayarında ne işi var o resmin ha? Ne bileyim. Kim bilir ne altlar karıştırıyor Gani efendi. Kızım ben sana boşuna mı çocuktan uzak dur diyorum. Gördün mü bak ne oldu? Burçin niye ağlıyor? Ay canımın içi gel 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 güzelim benim bebeğim. Ay canım. Anlat bakalım Gani efendi. Yalnız mevzuya yalan karıştırmadan anlat. Tabii Burhan amca. Nerede çektin o fotoğrafı? Bir türkü barda Beyoğlu'nda. Nasıldı halleri? Fotoğraftan başka yani. Çok samimiydiler. Yani epeydir tanıştıkları belliydi. Bana sorarsan kadın eski kırık Burhan amca. Affedersin ama Ali Kemal abi kadının içine düşüyordu neredeyse. Fotoğrafta gördüğün en düzgün halleri yani. Düşün. Madem fotoğrafı çektin, niye gelip bana ya da ablana söylemedin? Ya, he? Söyleyecektim aslında Burhan amca. Ali Kemal abiye ne bu diye gösterince çok yalvardı söyleme mahvolurum diye. Ablam da hamileydi. Bebeğe bir şey olur diye korktum. Hem yuvaları dağılsın istemedim. Yazık günah. Sen de düşündün. Yuvalarını dağıtacağıma bir güzel şantaj yapayım. Altıma bir araba çektireyim dedin ha öyle mi? Yok Burhan amca alakası yok. Allah belan versin ben şantaj falan yapmadım. Bana maval okuma. Ben senin yarım akıllı akrabalarından değilim. Burhan amca yeminle söylüyorum bak. Anlamıştım zaten. O araba işinin altında bir çapan oğlu olduğunu anlamıştım. Hiç utanmadın mı şantaj yapmaya? Nimet çarpsın Ali Kemal abi kendi tutturdu sana araba alacağım diye Burhan amca. Şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Bak. Bak ruhsat bile onun üstüne. Vallahi billahi ben istemedim. Ben o kadar şerefsiz miyim ya? Aldı getirdi arabayı ben de istemem dedim ama dinlemedi. Ben de öyle konu kapansın diye. Al Burhan amca. İstemiyorum araba lanet olsun. Bana ne desen haklısın. Allah beni kahretsin. Ben ne aşağılık bir iş yapmışım yani. Kuzu kuzu suç ortağı oldum. Sen dersen ki bana şimdi toplatasın taranı dön memleketine. Şu saatte giderim yani başka hiçbir şey gözümde değil. Ben ablam mutlu olsun istedim Burhan amcaya. Göstersem ne olacaktı o fotoğrafı yani? Dağılacaktı yuvaları. Yazık değil mi ya? Benim 3 tane yeğenim var. Ha 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 ha.
Bir haber var mı? Dükkana uğramamış. Fabrikaya da gelmedi. Telefonu da kapalı. Nerede bu çocuk? Nereye gider? Ne yapar? Rezil bir evlat için yüreğin mi sızlıyor Nadide Hanım? Niye sızlamasın Burhan Bey? Ali Kemal evlat değil mi? Böyle bir şerefsize. Hala evlat diyebiliyorsun ya. Bravo yani sana. Bravo Nadide Hanım. Burhan Bey yetti artık. Ne yetti? Ne geveleyip duruyorsun be kadın? Ali Kemal'i hepten mi kaybedelim? Ha? Bir üçüncü evladımız yok bizim Burhan Bey. Yok. Ben Ali Kemal suçsuz demiyorum. Ama sen de çocuğun izzeti nefsiyle oynadın. Karısının yanında koskoca adama tokat attı. Ne yapsaydım yani? Aferin oğlum. Kendine ne güzel bir metres bulmuşsun deyip alkış mı tutaydım ha? Bu oğlanı koruya koruya sen bu hale getirdin Nadide Hanım. Ah, şimdi de suçlu ben mi oldum? Bir haber var mı baba? Yok kızım. İşe de gelmiyor. Kayseri'yi bile aradım. Sormadığım kimse kalmadı. Nerede bu çocuk ya Rabbim? Ben kimin olduğunu biliyorum da nerede olduğunu bilmiyorum anne. Oo, Gani Bey. Hoş geldiniz. Bir de sizinle görelim bakalım hesabımızı. Kim o kadın? Nereden bileyim abla? Ne yani? Tanımıyor musun? Ben tanımıyorum. Bir kere gördüm, o da tesadüfen. Seninle o araba konusunu ayrıca konuşacağız Gani. Ama önce bana o kadını bulacaksın. Abla nasıl bulayım? Tanımıyorum dedim ya. Ben anlamam Gani. Bulacaksın. İçsene çorbanı kızım. Babam bir daha gelmeyecek mi babaanne? Siz yemeğinizi yiyin. Büyüklerin işine de karışmayın. Ben babamı çok özledim. Burcu, kes sesini. Babam ne zaman gelecek dedi? Yetti artık be, yetti be! Anne. Şşş, kızlar oturun bakayım yerinize. Yemeyeceğim ben, canım istemiyor. Ben de yemeyeceğim. Gelin, odamıza çıkalım biz biraz. Gel, gel kuzucuğum, gel. Şu hale bak. Hayatta ne yaptımsa ailem için yaptım. Allah ailemi korusun, ağzımızın tadını bozmasın diye. Ama bir yerde bir yanlış yapmışım ki şu sofrada bir lokma bile huzur kalmadı. Gani, sen gençsin. Yarın öbür gün bir aile kuracaksın. Bak şu sofranın haline. Bak da ibret al. Kendi evlatlarıma bir faydam olmadı. Sana olsun bari.